Merhaba arkadaşlar, Lezzetin Üstadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok pratik, mangal tadında tavada tavuk eti nasıl pişirilir onu göstereceğim inşallah. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup köşedeki zil butonuna basarsanız yeni attığım videolardan haberdar olmuş olursunuz. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle sosumuzu hazırlıyoruz. Böyle bir yemek kaşığı dolusu yoğurdumu geniş bir kabımın içerisine döküyorum. Ve içerisine 3 yemek kaşığı da sıvı yağ döküyorum. Ve burada da baharatlarım var. Baharatlarım da 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı dolusu tavuk köfte baharatı, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı dolusu da tuz ilave ediyorum. Arkadaşlar, bu baharatlardan sevmediğiniz varsa ya da elinizin altında yoksa katmayabilirsiniz. Ama katarsanız da gerçekten çok güzel oluyor. Çünkü zaten baharat lezzetini veriyor. Ve 1 tatlı kaşığı dolusu da salça kattım. Ve burada da 3 diş sarımsağım var. Sarımsaklarımı böyle rendenin küçük rendeyle rendeliyorum içerisine. Evet, sarımsaklarımı rendeledim. Şimdi bu sosumu güzelce karıştırıyorum. İyice sosumu karıştırdım. Burada da arkadaşlar benim piliç lale aldım. Böyle tavuk etinin bu şekilde, buna piliç lale deniliyor. Şimdi bu soslarımı böyle güzelce buranın tavuklarımı sosumun içerisine alıyorum. Benim tavuğum 10 parça böyle. Yani 10 adet bu şekilde. Ve güzelce sosluyorum. Evet, güzelce sosladım. Arkadaşlar, bu şekilde üzerini kapatıp bir 20 dakika kadar bekletiyoruz. Güzelce o baharatlar tadını iyice çeksin diye. 20 dakika sonra da pişirme aşamasına geçeceğiz. Evet, 20 dakikadır dinlendi. Eğer sizin vaktiniz varsa yarım saatte, bir saatte dinlendirebilirsiniz. Benim fazla vaktim yok diye şimdi pişireceğim. Ve böyle bir teflon tavamı ocağımın üzerine aldım ve ocağımın altını da açtım. Şimdi tavuk etlerimi böyle bu şekilde diziyorum içerisine. Evet, tavuklarımı dizdim ve şimdi tavamın kapağını kapatacağım. Ve orta ateşte tavuklarımı arkalı önlü güzel bir şekilde kızartacağım, pişireceğim. Evet arkadaşlar, tavuklarım güzelce piştiler. Tavuklarım önce suyunu saldığımda kapalı şekilde güzelce piştiler ve kızarmaya başladığında böyle çatalla bu şekilde alt üst yaptım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Bakın, şu anda size piştiğini de göstereyim. Gerçekten de lokum gibi oluyor. Bakın, şu anda içini göstereyim. Bakın, pişmiş, lokum gibi oluyor. Gerçekten de çok lezzetli. Burada da pilavımı koydum. Tel şehriyeli pirinç pilavı pişiyor burada da. Ve tavuğun yanına süper, pilavın yanına süper olur. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Ve ocağımın altını da kapatıyorum. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.